Herkese merhaba arkadaşlar. Selam ben. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Direkt konuya giriyorum. Tramvay geçsin. En son yayınlamış olduğum Viyana'daki öğrencilik işimle alakalı videoda sadece 4 saatte bir haftalık market alışverişimin ücretini kazanabildiğimi söylemiştim. Geliyorsunuz burada. Akşam 6 ile 10 arasında çalışıyorsunuz 4 saat boyunca. Elinize 40 lira geçiyor. Bu direkt sizin zaten bir haftalık market alışverişiniz oluyor yani. Birkaç arkadaş ne yiyip ne içiyorsun da 40 lira tutabiliyor tarzında şeyler yazmışlar. Açık konuşayım, çok bile söylemişim. O yüzden bugün size bunu göstermeye gidiyorum. Şimdi korona tedbirlerinden dolayı bu alacağımız vagonun tutacağımız kısımlarını böyle güzelce dezenfektanla siliyoruz. Koronadan sonra alışverişe gelmenin en rahatsız edici noktalarından bir tanesi sanırım bu maske takma işi. İnsan birazcık rahatsız oluyor gezerken. Evet, şimdi sebze bölümünden başlayalım. Çilekler var. Ne kadarmış bu çilekler? Evet, 900 gramı 3.49 yazıyor. Bir de şurada %25 indirimde olanlar var. 400 grammış. 2.99. O zaman şundan bir tane alalım. Bu arada muzlara bakalım. Muzlar ne kadarmış. Normal olanlarını 1.39 diyor. Organiklerde 1.89 diyor. Bence biz normalinden alalım. Organik soğanların 1 kilosu 1.59. Normal soğanların da 2 kilosu 1.49. O zaman tabii ki de 2 kiloluk 1.59'luktan alıyoruz. Ay. Şöyle 125 gramı 1.29. Cumartesi günü alışverişe gelmenin iyi yanlarından bir tanesi genel itibariyle marketlerin indirim yapması. Bunun da sebebi pazar günü kapalı. Birçok ürünü bu elinden çıkartmaya çalışıyorlar. Şöyle 500 gram çeri domates. 1.9'dan alalım. Zaten domates zamanı ya şimdi. Domates fiyatları biraz uygun. Mantar. Şöyle avokado 1.99 yani 2 kilo. Avokadoyu seviyorum. Organik patatesinin 1.5 kilosu 2.49. Şöyle 2 kilo patatesin fiyatı 1.49'muş. Yani yine gayet uygun. Hatta şurada 5 kilolukları var. Onun da fiyatı 2.99. Yani 3 kilo fazla olmasına rağmen sadece 1.5 kilo fazla. Bir tane salatalık alalım. Şöyle bir tane büyük salatalığın fiyatı da 49 sente düşmüş. Kabak alalım. Kabak fiyatları ne kadarmış? Kabak fiyatları da şöyle 1 kiloya denk geliyormuş bunlar. İçinde 3 tane var. Bunun da fiyatı 1.49. Brokoliler var. Birazcık minik ama bunların da fiyatları 1.29'muş. Böyle yeşil biberler var. 500 grammış yani yarım kilo. Bunların da fiyatı 1.29. Evet, burada da sebze çorbası için paket paket hazırlanmış sebzeler var. Ben gerçekten bu sisteme bayılıyorum. Yani bir pişirimlik, bir çorbalık kesiyorlar ve paketliyorlar. Ekstradan ayrı ayrı sebze almanıza gerek kalmıyor gerçekten. Burada zeytinler var. Hem içi biberli hem de içi sarımsaklı ya da bademli. Bunların fiyatları böyle 1.59. Ama biz normalde zeytin, peynir tarzı şeyleri Türk marketlerinden alıyoruz. Orada bizim damak tadımıza daha uygun şeyler oluyor. Bir Türk markaları olduğu için. Ama buradakilerin de fiyatları gayet uygun yani. Şöyle 750 gramı yani. Hani bayağı da büyük. 1.19 tarzı. Burada da paketlenmiş et ürünleri bulunuyor. Ama biz eti de genelde Türk marketlerinden alıyoruz. Ya biz öğrencilik zamanımızda şu görmüş olduğunuz markanın pizzasını çok alırdık. Hatta size şöyle göstereyim. Margaritasını alırdık. Şöyle bir pizza, yani tek bir pizza, 59 sent gerçekten hayat kurtarırdı. Evet, yumurtaya gelelim şimdi. Şöyle onlu yumurtalar var burada. Bunların fiyatları 1.69. Ben genelde bu yeşilleri tercih ediyorum ama kahverengilere nazaran. Çünkü bu yeşil paketli olanlar kahverengi paketlilere nazaran daha özgür bir alanda koşuyorlarmış. Yani daha mutlu tavuklar. Benim aldıklarımın fiyatları 2.19'muş. Şöyle organik olanlar var. Bunlar tamamen doğal, tamamen organik. Bunlar 10 tane. 3.69 yani biraz pahalı. Burada böyle süzme yoğurtlar var. Bunlar böyle Greek yoğurt diye geçiyor. Yani Yunan yoğurdu. Bunların da fiyatları da 3.49. Açıkçası bu yoğurtlara Yunan yoğurdu deniyor olması insanı birazcık üzüyor. Tereyağı fiyatları da şöyle 250 gramı 1.59. Evet, tereyağı bitmiş zaten. Evet, burada süt fiyatları var. Farklı çeşitlerde sütler var. Organik, yarım yağlı, ne bileyim işte daha uzun ömürlü olanlar. Ben bunların içerisinden en çok bu organik olanları seviyorum. Ama bunlar tabii ki diğerlerine göre birazcık daha pahalı oluyor. Bunların da fiyatı 1.35.
yok işte illaki Wagoner'a gerek yok diyorsanız, hani biraz daha uzun ömürlü olsun diyorsanız, onların da fiyatları 1 euro 5 sandviç ya da işte bizim laptop 1 euro 15 sandviç olarak değişiyor. Bir tane de süt koyalım. Badem sütü ya da Hindistan cevizi sütü isterseniz de fiyatı 1 litresinin 2.99. Bu kısımda böyle sürmelik peynir, ne bileyim işte değişik değişik ekmeklerine ne sürebileceğiniz şeylerin olduğu sıra. Normalde Avusturyalılar yani Almanlar da çok fazla beyaz peynir kültürü yok. Ya şöyle mesela 1 kilo beyaz peynir 6 euro. Ama ben genelde bunu Türk marketinden alıyorum. Evde de var, o yüzden beyaz peynir almayacağız şimdi. Haftalık alışveriş tepetimiz doldu. Yumurtamızı da aldık, yoğurdumuzu da aldık. Bakalım bir haftalık market alışverişimiz ne kadar tutacak. Çantalarımızı da yanımıza getirdik. Evet, aldıklarımızın toplamı şu anda 24 euro tuttu. Yani bir haftalık sadece sebze ve süt ürünlerinin alışverişi gördüğünüz gibi 24 euro. Bilmem fark ediyor musunuz? Mazgenin izi çıktı. Yani ne kadar uzun zaman markette vakit harcadım. Şimdi gördüğünüz gibi bir haftalık market alışverişimiz, yani sebze ve süt ürünleri alışverişimiz bitti. Ve toparlarsak da bir 25 euro civarında falan bir şey tuttu açıkçası. Uygun bir fiyat aslında, yani böyle çekirdek aile için yapılan bir alışveriş. Ama dediğim gibi bu bir haftalık sebze ve süt ürünleri alışverişiydi. İçinizden şey diyebilirsiniz, hani et ya da tavuk yoktu bunun içerisinde. Yani zaten bu kadar tutması gerekiyordu diyebilirsiniz. İlk markette de videoda söylediğim gibi zaten ben bu et ve tavuk ürünlerini Türk marketlerinden alıyorum. O yüzden bir de çok kısa Türk marketini arıyoruz. Bir de onların fiyatına bakalım. Merhaba. 300 gram kadar boyun alabilir miyim? Tabii. Küçük kuşbaşılık yapabilir misiniz? Teşekkürler. Gramlık boyu. Market alışverişimiz bitti. Evimize geldik ve bütün aldığımız ürünleri tezgahın üzerine serdik ki size görün diye tam olarak ne almışız diye. Genelde sebze ağırlıklı zaten bir market alışverişi oldu. Bir tek et aldım bu akşam yemekte kullanacağım diye. Zaten fiyatını gördünüz yani. Bir kilosu yaklaşık 10 euro civarındaydı. Birazcık lükse kaçtık mı? Evet, kaçmadık değil yani. Sonuçta çilek aldık, hani muz aldık. Hatta avokado aldık bir tane. Hani bunları çıkarttığınızda aslında bakarsanız o ilk Hofer'deki, büyük marketteki yapmış olduğumuz alışveriş çok daha uygun olabilirdi. Onun dışında içecekleri almayı unutmuşuz. Gittim iki tane içecek aldım. 1,5 litre ikisi de ve tanesi 1,5 euro. Genel hatlarıyla haftalık bir sebze alışverişimiz oldu. Yani bugünkü yapmış olduğumuz, hani bizim için bir haftalık olan market alışverişi içeceklerle ve aynı zamanda etle beraber de 31 euro tuttu. Hani illaki derseniz sadece temel ihtiyaçlar olsaydı o zaman tabii ki çok daha uyguna tutar. Ama biz bunları tükettiğimiz için bunları da aldık. Derseniz ki bu alışverişin içerisinde niye peynir, zeytin yok? Yani biz hiç mi Türk kahvaltısı yapmıyoruz? Tabii ki yapıyoruz. Ama peynir ve zeytin geçen hafta aldığımız için bu hafta alma gereği duymadık. Ama onları da zaten Türk marketinde fiyatlarıyla beraber çekmiştim. Yani şöyle 800 gramlık bir zeytin kullanıyoruz biz. Değişiyor tabii ki yani aldığımız zeytin. Yine böyle tam yağlı 1 kiloluk bir peynir kullanıyoruz. Ama bu da dediğim gibi değişiyor. Peynir zeytin fiyatlarını da böyle indirimden indirime zaten takip ettiğimiz için aldıklarımız genel itibariyle değişiyor. Eğer biz bu haftaki market alışverişimizi peynir ve zeytin de dahil etmiş olsaydık en fazla 10 euro daha fazla ödemiş olurduk ve bu da aşağı yukarı bize bir 40 euro, yani 40 küsur euro bu market alışverişine tekabül ederdi. Bu hafta böyle bir market alışverişimiz oldu. Umarım video sizin için yararlı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Eğer böyle Viyana'ya dair ya da yurt dışında yaşamaya dair aklınıza takılan şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de bu sayede sizin merak ettiğiniz konulara değinebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.